Allah-u Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi ve sevdiklerinizi, yakınlarınızı müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki aleyke bi takvallah fe innehu cima'u kulli hayr ve aleyke bil cihad fe innehu rehbaniyetul muslimin ve aleyke bi zikrillahi ve tilaveti kitabillah fe innehu nurullake fil ardı ve zikrullake fis sema ve ahsin lisaneke illa min hayr fe inneke bizalike taglibiş şeytan sadaka Resulullah fima kar ev kema kar. Çok bir tek hadisi şerif ama içinde çok nasihatler var ve bu nasihatlerin hepsi bizim dünya ve ahiret saadetine ermemiz için çok önemli nasihatler. Onun için bu hadisi şerifi okuyup size izah etmek istiyorum. Bir muhatabına hitaben herhalde rivayet eden Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin kendisi olabilir. Ona buyurmuş ki Peygamber Efendimiz aleyke bi takvallah, senin boynuna borç olsun, vazife olsun, sana tavsiye ederim, takva ehli ol, takvayı sana tavsiye ederim, takva şiarın olsun. Aleyke Arapçada bir tabir, yani senin boynuna vazife olsun, işin bu olsun manasına gelen bir tabir. Takva, Allah'tan korkmak, takvallah. Allah'tan korkmak, sakınmak, çekinmek. Peygamber Efendimiz muhatabına ve bizlere tabii. Kime söylerse söylesin, Peygamber Efendimiz'in nasihati hepimize nasihattir. Hepimize takvayı tavsiye etmiş oluyor. Sonra neden takvayı tavsiye ettiğini de izah buyuruyor. فَاِنَّهُ جِمَاءُ كُلِّ خَيْرٍ. Çünkü her hayırı içinde toplayan bir şeydir bu takva sahibi olmak vasfı. Ne demek takva sahibi olmak? Onu biraz açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bize çok emretmiş bu işi. İttakullah, fettakullah. Çok ayet-i kerime var. Yani bu ayet-i kerimeleri duymamış Müslüman kalmamıştır. Sabah namazlarında okuyoruz Sure-i Haşr'in sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ettekullaha vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat. Ve ettekullaha innallaha habirun bima ta'melun. Mesela. Ya eyyühellezine amenü ettekullaha hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Mesela. Pek çok ayeti kerimeler var. Takva sakınmak demek. Vikaye kökünden geliyor. Kendi kendisini vikaye etmesi insanın, sakınması. Nereden vikaye edecek, koruyacak kendisini? Allah'tan. Allah'tan nasıl korunur insan? Yani Allah'tan bir insan kaçsa nereye kaçacak? Korunmak istese kendisine kim yardım edecek? Ne demek bu? Yani Allah'ın azabına uğramaktan, gazabına maruz duruma düşmekten ayağını denk alıp koruması demek. Allah'ın sevgisini kaybetmekten, rızasını kaybetmekten sakınmak demek. Bütün işin başı, her hayırın kaynağı bu düşüncedir. Aman Allah'ın sevgisini kaybetmeyeyim, Allah'ın rızasını kaçırmayayım, aman yaptığım işe dikkat edeyim de Allah'ın gazabına, cezasına uğramayayım, aman dikkat edeyim de cehenneme düşmeyeyim, aman dikkat edeyim de cehenneme cennete girecekken cennete girmeyi elden kaçırmayayım diye insanın sakına sakına, çekine çekine, düşüne düşüne, basiretli hareket etmesine, dikkatli hareket etmesine takva derler. Hepimizin bu hale gelmesi lazım. Hepimizin her attığımız adımda Allah'ın rızasına uygun mu değil mi diye bu işi yaparsam Allah beni sever mi, sevmez mi diye mutlaka bir mütalaa yürütmesi lazım. Her işi böyle yapacak hale hepimiz
gelmeliyiz. Bu şuura, bu terbiyeye hepimiz sahip olmalı ve ermeliyiz. Bu bir terbiye işidir. İnsan bazı işi düşünmeden yapar, gelişi güzel yapar, yaptıktan sonra aklı başına gelir, pişman olur filan. Yapmadan evvel böyle düşünmeyi, eğer uygun değilse yapmamayı, uygunsa yapmayı kendi kendimize alıştırmalıyız. Hazreti Ömer radıyallahu anh sormuş takva nedir diye de Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh hazretlerine takva nedir ne dersin, yani Kur'an-ı Kerim'de çok emrediyor Allah. Çok da mükafatı var. Allah takva ehli kulları seviyor, cennetine takva ehli kullarını sokuyor, takva ehli kullarına keramet veriyor, takva ehli kullarına ummadığı yerden kapılar açıp işini rast getiriyor, sıkıntılardan kurtarıyor. Buna hep ayet-i kerimelerde bunlar takva ehli kullara nasip olacak diye bildiriliyor. Tabi merak eder insan, Allah Allah. Vettekullah ve yuallimukumullah. Takva ehli olursan Allah öğretecek bilmediğini. Efendim ve men yettekillaha yecallahu mahrecen ve yerzuku min haysu la yahtesib. Kim Allah'tan korkar, takva ehli olursa Allah onu sıkıntıdan çıkartır, darlıktan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklara, nimetlere mazhar eder buyruluyor. Uiddet lil müttekin, efendim vel akıbetü lil müttekin, hayatın sonunun mutlu bitmesi, bahtiyar bitmesi müttaki kullar içindir. Cennete girmek müttaki kullar içindir. Cennetin o nimetleri müttaki kullara hazırlanmış, bekliyorlar. Huriler hasretle bekliyor, köşkler bekliyor, nimetler bekliyor efendim. Yani bu müttaki olmayı mutlaka başarmak lazım. Onun için Hazreti Ömer gibi İslam'ın her şeyini başından beri bilen bir insan bile Übey İbni Ka'b Hazretlerine sormuş, ya sana göre takva nedir? Sen de bir anlat bakalım, yani bilgisini pekiştirecek, dikkat edecek. Belki bir ummadığı bir şey söyler diye. Diyor ki, ya Ömer sen dikenli bir tarlada yürümedin mi? Yürüdüm. Ne yaptın? Yürürken dikenler ayağıma batmasın diye dikkat ettim. Elbiseme takılıp elbisemi yırtmasın diye, takılmasın elbiseme diye de dikkat ettim. İşte diyor takva budur diyor. Ha, demek ki dünya tarlasında bizim hayatımız bir yürüyüştür. Bu dünya tarlasının dikenleri haramlardır, günahlardır. Ayaklarımıza dikenler batmasın, yani haramlara bulaşmayalım diye, elbisemize dikenler takılıp yırtmasın, yani günahlara şey yapıp da bizim işimiz berbat olmasın, perişan olmayalım diye dikkat etmekmiş demek ki takva. Peygamber Efendimiz karşısındaki insana bunu tavsiye etmiş, hutbeye çıkmış, bunu tavsiye etmiş. Usiküm bi takvallahi ve taati. İmam cuma günü hutbeye çıkıyor, minbere, ne söylüyor? Her cuma duyuyoruz bunu. Usiküm, size nasihat ederim, vasiyet ederim, bi takvallahi ve taati. Takva ehli olun, Allah'tan korkun, Allah'a itaat edin, ibadet edin, asi olmayın diye takva ediyor. Takvayı tavsiye ediyor. Demek ki biz de bu takvayı öğreneceğiz, içimize sindireceğiz, kafamıza yerleştireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz ve takvaya göre hareket eden bir has kul haline geleceğiz. Müttaki bir kul, takvalı bir kul haline, takva ehli bir insan haline geleceğiz. Çünkü her mükafat bu kapıdan geçtikten sonra oluyor. Her mükafat böyle insanlara veriliyormuş. Dünyada, ahirette demek ki o halde öyle yapacağız. Takvaya göre hareket edeceğiz. Diyelim ki seni bir yere çağırdılar. Gel bu akşam, 3-5 arkadaş toplandık, sen de gel. Ne yapacaksınız? İşte falanca gazinoya gideceğiz de orada eğlence de var, güzel programlar da var vesaire de. Arkadaş ben orada yokum, siz de gitmeyin. Günah. Evet eğlence var filan ama günah. Veyahut efendim gel işte şöyle bir iş kuralım, şunu 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 yapalım. Haram, helal, faiz bilmem ne hiç alır mı? Yok, ben o işe girişmem. Ağzıma helal lokma sokmam, çoluk çocuğuma helal lokma yedirmem. O burnundan fitil fitil gelir insanın.
hastalık olarak, bela olarak, ceza olarak, kaza olarak, arıza olarak fitil fitil burnundan çıkar, ben onu yapmam diyecek yani. Her işini şey yapacak. İçinden bir ses diyor ki çevir başını bak şuraya. Yok ben bakmam. Çünkü haram. Çünkü yasak. İçinden bir his geliyor ki şu adama şu lafları söyle. Vur gözünün ortasına bir yumruk, gözünü patlat vesaire. Yok ben bunu yapmam. Allah'tan korkarım. Yani efendim işte buna benzer her karşılaştığımız işte düşünecek, yapacak. Yapacaksa iyi olduğu için yapacak. Yapmayacak, yapmayacaksa kötü olduğu için yapmayacak. Bu takva. Bunu tavsiye etmiş Efendimiz muhatabına, bize de tavsiye etmiş. Ayette tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Efendim dinimizin de temeli budur. Tasavvufun da aslı esası budur. İnsanın kamil olmanın da yolu yöntemi budur. Efendim dünyada ahirette başının dinç olması, rahat olması, sevap kazanması, huzura ermesi, bahtiyar olmasının anahtarı insanın budur. O halde takva ehli olun. Aleyke bi takvallah. Sizin hepinize takvayı tavsiye ederiz. Hadis-i şerifin ifadesine göre. Çünkü her hayrın kaynağı budur. Bundan sonra her hayra nail olursunuz. Ceviniz dolar, gönlünüz dolar, dünyanız mamur olur, ahiretiniz. Efendim cennete girersiniz, iyi olur. Ve aleyke bil cihad. İkinci emri Efendimizin nasihati, tavsiyesi. Ve sana cihadı da tavsiye ederim. Boynuna cihat da vazife olsun. Onu da sana tavsiye ederim. Fe innehu rehbaniyetül müslümin. Çünkü bu Müslüman ümmetinin, ümmeti Muhammed'in ruhbanlığı cihattır. Ha, burada anlatılacak birkaç şey var. Cihat nedir? Hemen aklımıza gelen kafirle savaşmak. Gideceğiz, efendim din düşmanlarıyla kafirle çarpışacağız, mazlumları kurtaracağız, İslam'ı, Müslümanları savunacağız. İşte bu cihat. Tabi nefisle de savaşmak var, o da cihat. Şeytanla da savaşmak var, o da cihat. Cihadın çeşitleri çok. فَاِنَّهُ رَحْبَانِيَتُ الْمُسْلِم۪ينَ Bu cihat, ümmet-i Muhammed'in ruhbanlığı cihattır. Ruhbanlık neydi? Eski ümmetlerin bir adetiydi. Ve rehbaniyeten ibtedauha ma ketebnaaha aleyhim illa ibtigae rıdvanillahi fema reavha hakka riayetiha. Eskiden insanlar ruhbanlığa sapmışlar. Ruhbanlık kelime olarak rahibe yerhebu korkmak demek. Efendim, rahip korkan demek. Yani günahlardan korkuyor, Allah'a asi olmaktan korkuyor, insanlardan korkuyor, kaçıyor. Deme lazım bu cemiyetin belasına, günahına, efendim vebaline ben bulaşmayayım diye çekiliyor bir kenara. Ya dağın başında, ya bir mağaranın içinde, ya bir manastırda, ya bir tenhada efendim kendisi ibadetle meşgul oluyor. Rahip diyorlar ona. Budist rahibi, Hristiyan rahibi, bilmem ne rahibi, bilmem ne rahibi, insanlarda bu adet var. Yani bir korku duygusuyla, Allah'tan korkma duygusuyla, günahlardan korkma, sakınma duygusuyla cemiyeti terk edip gitmek. İslam'da ruhbanlık yok mu? La rehbaniyete fil İslam. İslam'da böyle bir adet yok. İslam'da ne var? İslam'da Allah'ın dini için cehd etmek, cihad etmek var. Ümmet-i Muhammed'in ruhbanlığı bu. Kenara çekilip mağarada efendim şey yapmak, efendim ömrünü geçirmek, terk-i dünya eylemek, efendim işte filan. Peki hocam, tamam. Madem böyle söyledin, bir de bazı insanlar var ki şey yapıyorlar, efendim çekiliyorlar, halvetlere giriyorlar. Şimdi okulda okumak var ama mektep bitinceye kadar okuyor. Ondan sonra insan bir meslek sahibi oluyor. Bütün ömrünü o meslekle geçiriyor. Tahsil başka, eğitim başka, ömür boyu bir şeyi yapmak başka. İslam'da ibadet için bir kenara çekilmek var zaman zaman. Namaz vakitlerinde camiye çekiliyoruz. Bak dışarıdan, çarşıdan, pazardan çekilip burada toplanıyoruz. Bu küçük bir çekilme cemiyetten. Ramazan'da 10 gün itikaf oluyor. Bazı insanlar camide 10 gün kalıyorlar, ibadet ediyorlar. Sünnet bu var. 40 gün
Peygamber Efendimiz mesela Hıra mağarasında kalmış mesela, günlerce kalmış, Hazreti Hatice validemiz yemeğini getirirmiş, eve gelmezmiş, ibadet edermiş. 40 gün erbain çıkartmak, yani halvet yapmak, bu var. Neden? 40 gün ibadet yapacak, nefsi terbiyesini, tasavvufi eğitimini tamamlayacak, ondan sonra olgun bir insan olarak gidecek, gene faydalı olacak, gene cihat edecek, gene hizmet edecek. Mesela Eşrefoğlu Rumi Hazretleri efendim mesela gitmiş Hama şehrine 3 halvet çıkartmış peş peşe, 40 gün 40 gün daha 40 gün daha 120 gün, yani 3 ay böyle ibadet ibadet ibadet, zikir, tesbih, murakabe, efendim tefekkür filan. Sonunda hocası demiş ki hadi git sen irşad ile meşgul ol. Gitmiş İznik'te oturmuş, vazifeye başlamış. Allah razı olsun, mekanını yüksek eylesin, şefaatine erdirsin. Nice kitaplar yazmış, nice güzel hizmetler yapmış. Hala okuyoruz, hala seve seve okuyoruz, hala beğeniyoruz. Neden? Güzel eğitim gördü mübarek, yetişti. Eğitim için bir müddet kenarda durmak başka, ömrünü rahip olarak dağ başında tüketmek, mağara içinde geçirmek başka. Bu ümmetin ruhbanlığı cihattır. Yani cihat edecek, çalışacak. Cihat nasıl olur? Malla olur, canla olur, bedenen olur. Yani malını sarf edersin Allah rızası için, İslam'ın gelişmesi için, kesenin ağzını açarsın veya fiden gidersin, çalışırsın, çarpışırsın, uğraşırsın. İşte cihadın çeşitleri. O halde biz de cihadın her çeşidinde görevimizi yapacağız, üzerimize düşeni yapacağız. Fiilen gidebilirsek, fiilen Afganistan'a gitti bazı kardeşlerimiz, çarpıştılar Ruslarla. Bazıları şimdi Bosna Hersek'e gitti, çarpışıyor. Bazıları efendim Abhazya'ya gitmiş, bugünkü gazetelerde vardı, kalkmış bizim Düzce'den Kafkasya'ya gitmiş, çarpışmış orada, şehit olmuş. Haberi var bugünkü gazetelerde mesela. Tamam, ya böyle gider, ya para gönderir, efendim ya destekler gazileri, ya bir gazi, giden gazinin çoluk çocuğuna, evine, barkına nezaret eder, yardımcı olur filan. Cihadın çeşitleri çok. Tabi nefsimizle de cihat edeceğiz. Nefsimiz bize innen nefsele emmâretun bissû'i illâ mâ rahime rabbi. Nefis bize kötülükleri vesvese veriyorsa, emrediyorsa onunla da mücadele edeceğiz. Sözünü dinlemeyeceğiz, irademizi kullanacağız, iyi insan olmaya çalışacağız. Bunu da öğrendik. Tamam. Takva ehli olacağız, ömrümüz cihatla geçecek. Cihadın her çeşidiyle, malımız sarf ederek, bedenen uğraşarak, İslam'ı yaymaya çalışarak, dilimizle, ilmimizle, kalemimizle, irfanımızla çalışacağız. Hocam benim yapacak halim yok, ihtiyarladım. Bazıları da çoluk çocuğunu yetiştiriyor. Maşallah çoluk çocuğunu İmam Hatip'e gönderiyor vesaire filan, iyi evlat yetiştiriyor. O da öyle bir şey. Sonra sözle de olur cihat. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eftalun cihadi kelimetu hakkın inde sultanin cair. Cihadın en üstünü zalim hükümdarın karşısında çata çata ona hak sözü söylemektir. Bu da bir cihat. Yani kılıçla çarpışmadı hükümdarlar, kılıcını çekip de saldırmadı, zaten saldıramaz ama nöbetçiler falan varmış, hak sözü söyler. Ne demiş İmam-ı Azam Hazretlerinin beraber bulundukları sırada, sinek gelmiş halifenin, hükümdarın yüzüne konmuş, kovalamış bu tarafa konmuş, kovalamış bu tarafa konmuş, kovalamış bu tarafa konmuş. Şimdi diyor ki hocam ya üstadım, yani Allah bu sineği ne diye yaratmış? Bak muzur geliyor buraya konuyor, buraya konuyor yani. Efendim diyor ki yani zorbaların, zalimleri, zalimlerin hor olması için. Aczini bilsin de, haddini bilsin de hor olsun diye yarattı diyor. Yani sen zorbasın, aklını başına topladın diye söylüyor yani açıkça. Bil işte bak bir sinekle bile baş edemiyorsun. Allah'a karşı vazifelerini unutma filan gibi bir söz oluyor tabii. Evet, demek ki sözle, bedenle, parayla, malla, mülkle cihat olur. Efendim, şahsen olur, toplum olarak olur, maddeten olur, manen olur. Cihatı vazifemizde yapacağız. Ve aleyke bi zikrillahi ve tilaveti kitabillah. Efendimiz bir de tavsiye etmiş ki,
zikrullah'a devam et, Kur'an okumaya devam et. O da senin vazifen olsun, boynuna borç olsun. Takvayı tavsiye etti, cihadı tavsiye etti, zikrullah'ı ve Kur'an okumayı da tavsiye ediyor. Şimdi buradan görülüyor ki, demek ki tasavvuftaki zikrullah Kur'an'da var, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde var ve Peygamber Efendimiz muhatabına tavsiye ediyor. Aleyke bi zikrillah. Dili Allah Allah diyecek, kalbi Allah Allah diyecek, zikirle meşgul olacak. Yani zikir dinimizin temel ibadetlerinden biridir. Namaz bir ibadettir. Tamam. Oruç bir ibadettir. Tamam. Hac bir ibadettir. Tamam. Zikir o da bir ibadettir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Dua o da ibadettir. Elimizi açıyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi ver ya Rabbi, şunu ver ya Rabbi, bunu ver ya Rabbi. Ha? Bir taraftan verecek Allah tabii, dua edenin duasını kabul ederse verecek. Bir taraftan da ibadet oluyor. Dua etmek de ibadet oluyor. Zikrullah da tabii önemli bir ibadettir. Onun için dilimiz daima Allah'ın zikriyle meşgul olacak. La ilahe illallah diyeceğiz, elhamdülillah diyeceğiz, Allahu Ekber diyeceğiz, ve la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz, estağfirullah diyeceğiz, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyeceğiz, ya Allah diyeceğiz, Allah Allah diyeceğiz, ya hayyu ya kayyum diyeceğiz, ya latif diyeceğiz, ya hak diyeceğiz, ya hu diyeceğiz. Zikrin çeşitleri var. Dilimiz Allah'la, kalbimiz Allah'la, dilimiz Allah'ın adıyla, zikriyle meşgul olacak. Seven sevdiğini çok söyler, çok anar, dilinden düşürmez. Biz de Allah'ın kullarıyız, Allah'ın nimetlerine müteşekkiriz. Efendim Allah'ı seviyoruz, o zaman Allah'ı zikredeceğiz. Allah'ı seven Allah'ı çok zikreder. Zikrullah'ı sevmeyen demek ki Allah'ı sevmiyor. Sevmiyor ki anmıyor, aklına bile getirmiyor. Çocuğun aklına bir düştü mü şeker, çikolata, nasıl arasına babasına kaç defa söyler? Kaç defa söyler? Seviyor çünkü. Seven sevdiğini çok anar. Onun için zikrullah'ı da vazife edinin. Günde en aşağı Peygamber Efendimiz mesela 100 defa estağfurullah dermiş. Siz de 100 estağfurullah deyin. 100 defa la ilahe illallah deyin en aşağı. 100 defa veya daha fazla Allah Allah deyin. 100 defa salavat-ı şerife getirin. 100 defa kulüvallahu ahad okumakla ilgili hadis-i şerifler var. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi azim ve bihamdihi, estağfurullah. Bu çok kıymetli bir zikir. Bunu tavsiye etmiş Efendimiz 100 defa. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu da bir zikir. Yani diliniz bu zikirlerle meşgul olacak, meşgul olacak. Ne olur yani meşgul olunca böyle çok söyleyince? Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Bir kere Allah dersen günahların sapır sapır dökülür. İkinci defa dersen sevabın artar. Üçüncü defa dersen daha çok sevabın olur. Daha çok sevabın olur. Daha çok sevabın olur. Allah bir insan, bir kimseye bir sadaka verdi mi, bir iyilik yaptı mı, 1'e 10 mükafat veriyor. 1'e 10 mükafat. Gittin bir iyilik yaptın, 1'e 10. Ama bu masraf, bu iyilik fi sebilillah olursa, Allah yolunda, cihat yolunda, hac yolunda olursa, o zaman 1'e 700 sevap veriyor. Ne kadar arttı bak. Yani insan 1 milyon lira verse 700 milyon vermiş gibi sevap olacak. 5 milyon harcasa insan, farz edelim, ömreye gitti, hacca gitti, Allah yolunda 5 kere 700 3,5 milyar harcamış gibi mükafatı o kadar çok olacak. Bir kere Allah dese 70 bin misli sevabı var. 70 bin misli. Bir kere kalbinden Allah dese, diliyle kimseye belli etmiyor, içinden Allah diyor. O zaman bundan da 70 kat fazla, yani 4 milyon 900 bin sevabı var. Onun için kalbi daima Allah'a bağlanacak. Kalbi Allah Allah diyecek veya öyle diyemiyorsa dili Allah Allah diyecek. Elinde tesbih böyle efendim zikredecek, sevap kazanacak. Oturduğu yerden sevap, mükafat geliyor, derecesi artıyor, kalbin nurlanıyor, maneviyatı ilerliyor. Allah'ın sevdiği bir kul olması mümkün oluyor. Neden? Sen Allah'ı zikredince Allah da seni zikrediyor. Fezkürûni ezkürküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrederim. Allah nasıl bizi zikrediyor? Allah bizi meleklerine zikrediyor.
Benim şu kuluma bakın, bak nasıl güzel bir kul, nasıl beni unutmamış diye zikrediyor. Tenhada zikredersen Allah kendi kendine zikrediyor. Herkese karşı zikredersen Allah meleklerine karşı, gökteki varlıklara karşı zikrediyor. Ene celisü men zekereni. Ben beni zikredenin meclisine gelirim, yanı başında olurum buyuruyor. Büyük bir şeref. Allah'la beraber olmak, Allah'ın maiyeti aliyesine mazhar olmak, yani yanında olmak şerefine mazhar olmak çok büyük bir şeref. Onun için ben de size bu hadisi şerifin sırasıyla takvayı tavsiye ederim. Cihadı malınızla, dilinizle, canınızla, vücudunuzla cihadı tavsiye ederim. Zikrullah'ı tavsiye ederim. Para istemez, pul istemez, kuvvet istemez, zaman istemez. Her zaman yapılabilir bir ibadet. Bu sevabı da bu kadar çok. Ve tilaveti kitabillah. Kur'an okumayı da tavsiye ederim. Kur'an bize Allah'ın indirdiği kitap mı? Evet, Allah'ın kitabı. Muhatap kim? Biz. Bize hitap etmiş Allah. Allah'ın bize hitabı Kur'an-ı Kerim. O halde bunu öğreneceğiz. O halde bunu okuyacağız. O halde bunu belleyeceğiz. O halde bunun manasını bileceğiz. O halde bunun manasına göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e sarılırsa bir insan kurtulur. Kur'an-ı Kerim'in ipine yapışan düştüğü çukurdan, kuyudan, uçurumdan çıkar, kurtulur. Yoksa mahvolur. Kur'an-ı Kerim'in ipine sarılan bu felaket çukurundan kurtulacak, efendim ahiret saadetine erecek. Kur'an-ı Kerim'e uymayan çukurda kalacak, felakette kalacak. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek hepimizin boynunun borcu. Yalnız bizim Türkiye'de sanılıyor ki Kur'an-ı Kerim öğrenmek işte elif, b, t, s, cim, ha, hı, dal, zel. Elifi efendim üstün olursa E okunur, B üstün olursa B okunur, tamam Kur'an okumak bu işte filan sanıyor. Kur'an kursları da buna göre ayarlanmış. Kur'an okumayı öğretti mi bir insana, tamam hadi sen mezun oldun, yallah bir senede Kur'an-ı Kerim'den efendim tamam, Kur'an kursu tamam oldu. Böyle değil. Tabi bu da sevap. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Elif, lam, mim dese bir insan, elifine bir sevap, lamına bir sevap, mimine bir sevap veriliyor. Her harfine sevap veriliyor. Okumasa, açsa Kur'an-ı Kerim'in yüzüne baksa, Kur'an'ın yüzüne bakmak da sevap. Dinlese o da sevap. Ama asıl maksat Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenip Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümek. Asıl olan bu. Bunu öğrenmek lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'i manasıyla öğrenmeli. Manasıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli. İstanbul'da bir grup arkadaş, Allah razı olsun, hemşehriler, hepsi Akşehirli, toplanmışlar. Demişler ki biz şu Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Kimisi mühendis, kimisi tüccar, kimisi esnaf, kimisi memur. Haftanın belli günlerinde toplanıp Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. İzahını, mealini, tefsirini de okuyorlar. Geldiler hocam, elhamdülillah. İşte 2 senedir, 3 senedir bu işe devam ediyorduk. Çok şükür Kur'an-ı Kerim'i bir defa bitirdik. Tamam, bir daha başlayın dedim. Bak Kur'an-ı Kerim'i bitirmişler. Sen Kur'an'ı baştan sona bir kere okudun mu? Okumadıysan, bak onlar yapmış. Azmedince, sabredince, devam edince bitirmiş, öğrenmiş Allah'ın kelamını. Eskiler nasıl öğrenmişler Kur'an-ı Kerim'i? 10 ayet, 10 ayet, 10 ayet ezberlerlermiş, manasını düşünürlermiş ve manasını uygularlarmış. Yani uygulamalı. Uygulaya uygulaya, duyduğunu yapa yapa. O zaman daha iyi hatırda kalır. Hem yavaş yavaş öğrenildiği için hazmı kolay olur, anlaşılması kolay olur. Hem de Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin vaadi vardır. Bildiğini uygulayan, bildiğini tatbik eden, bildiğini yapan insana Allah bilmediği ilimleri öğretir diye. O zaman öğrenmek Allah tarafından bir kolaylıkla daha kuvvetli olur. Hem manevi ilimleri de öğrenir insan, yani ledünni ilimleri de öğrenir, ileri gider. O halde Kur'an büyüktür, 600 sayfadır diye korkmayın. Ben bu yükün altından kalkamam diye üzülmeyin. Başlayın, 10 ayeti bir günde okuyabilirsiniz. Koca gazeteleri nasıl sayfaları çevirip çevirip haberleri yutarak şeyleri okuyorsunuz?
Koca koca her gün nice sayfalar okuyor. Yani ümmeti Muhammed bugün gazete diye, mecma diye her gün nice sayfalarca bilgi okuyor. Allah'ın kelamından 10 ayeti okuyamaz mı? Okur. Azmederse, karar verirse, prensip kararı alırsa okur. Ben ailece çoluk çocuğumla her gün Kur'an-ı Kerim'in 10 kadar ayetini okuyacağım. Söz mü? Söz. Tamam. Yaparsa yapar bunu. Yapabilir. Sen erkek değil misin? Evin reisi değil misin? Bu evde senin borun ötmüyor mu? Kazak değil misin? Lafını geçiremez misin? Geçirsin. Tamam. 10 ayet okunacak bu evde. İtirazı olan çıksın da göreyim boyunu posunu. Hadi bakalım. 10 ayeti okutacaksın işte. Sevaplı bir şey. Kendi nefsine de. Bana bak nefsim, keyif istiyorsun, zevk istiyorsun, televizyon seyretmek istiyorsun ama bu 10 ayeti okuyacağız diyecek. Tabi okuduğunu da uygulayacak. Öğrendiğini de tatbik edecek. Takvayı tavsiye etti, cihadı tavsiye etti, zikrullahı tavsiye etti Efendimiz. Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etti. 4. Bir de izahı var şöyle. Feinnehu nurun leke fil ardı ve zikrun leke fis sema. Yani zikrullah ve Kur'an-ı Kerim okumak yeryüzünde senin için yurdu, nurdur. Nur olursun, nurlu olursun ve zikrun leke fis sema, gökyüzünde senin namın yürür. Gökyüzünde zikr olunmanına vesile olur. Yani insan Allah'ı zikretti mi, Kur'an-ı Kerim okudu mu, yüzüne nur gelir, kalbine nur gelir, evine nur gelir, işine nur gelir, efendim pırıl pırıl olur. Alnı pırıl pırıl parlar, yanağı pırıl pırıl parlar, gönlü pırıl pırıl parlar, nurlu bir insan olur. Yeryüzünde nurlanır, gökyüzünde de namı yürür. Yani melekler bile severler, melekler bile hayran olurlar böyle bir insana. Onun için zikrullah'a sarılmalı, Kur'an-ı Kerim'e sarılmalı. 5 etti. Yok, 4.'ün izahıydı bu. 5.'si vahzin lisaneke illa min hayır. Dilini tut, ancak hayır söyleyeceğin zaman söyle. Başka zaman ağzına dilini hapset. Kapat. Vahzin demek, yani mahzene sok demek. Dilini mahzene tık demek yani. Mahzeni, dilin mahzeni neresi? Ağız. Ağzının içine kapat dilini. Hapset yani. Dilini ağzına hapset, illa min hayrin. Ancak hayır söyleyeceğin zaman açabilirsin, konuşabilirsin, dilin hareket edebilir. Yani ya hayır söyle ya sus demek bu. Daha doğrusu sus ama hayır söyleyeceksen konuş demek. Susmayı önceden tavsiye ediyor. Muhterem kardeşlerim, bilmediğimiz bir şey daha var. Bilsek bile uygulayamadığımız bir şey daha var. Sükût da ibadettir İslam'da. Sükût var ya, sus yani. Ses çıkartmıyor. Susmak da ibadettir. Hayır söylemek müstesna. Susmak da ibadettir. Susmanın da ibadet olduğunu bilelim, lüzumsuz konuşmayalım. Mala yani konuşmayalım. Gıybet konuşmayalım. Yalan konuşmayalım. Dedikodu etmeyelim. Çünkü bunların vebali var, günahı var. Susmak bile ibadet. Yani konuşmamaktan zaten, günaha girmekten kurtuluyorsun ayrı da, susmak da ibadet olduğundan sevap da kazanıyorsun sustukça. Sus, kalbinden Allah de veya kafandan güzel şeyler düşün. Düşünmek de ibadettir. Hem de la ibadete kettefekkür. Öyle bir ibadettir ki düşünmek kadar sevaplı ibadet bulunmaz bile yani. Çok sevaplı bir ibadettir. Allah'ın nimetlerini düşün, Allah'ın lütfunu düşün, ahireti düşün, cenneti düşün, şevke gel, mahkeme-i kübrayı düşün, tüylerin diken diken olsun, ruz-u mahşeri düşün, kabri düşün, kabirde karanlıkta kalmak var, kabrinin nurlu olması var, kabirde azap görmek var, kabrin cennet bahçesi olması ihtimali var, cehennem çukuru, ateş çukuru olma ihtimali var. Düşünecek bir sürü şey var. Etrafını düşün, çiçekleri düşün, ağaçları, kuşları düşün, hikmetleri düşün, nimetleri düşün, Allah'ın efendim yarattıklarındaki sanatını düşün. Yani düşünmek çok sevaplı bir şey. Susarsın, sevap kazanırsın. Zikredersin kalbinden, sevap kazanırsın. Aklından tefekkür edersin, sevap kazanırsın. Durduğun yerde sevap makinesi gibi, fabrika gibi çalışıyorsun yani. Sevap kazanıyorsun. Güzel şeyler. Susmak ibadettir. Hayır söylemek daha güzeldir. Hayır söyleyecekse konuşur. Şimdi ben çıksam burada sussam olur mu? Ben konuşmam lazım. Çünkü
hayır söylemek, ayet, hadis söylemek sevap. Ama susulacak yerde de susmak lazım. Büyüğün yanında susulur, Kur'an okunurken susulur, ezan okunurken susulur, vaaz verilirken susulur, hutbe okunurken susulur. Tamam, bazı yerlerde susmak gerekir. Ama yeri geldiği zaman da konuşmak lazım, şahitlik etmek lazım, hakkı söylemek lazım, emri maruf nehi münker yapmak lazım. Şimdi bizim kızlar anlatıyorlar, üniversiteli efendim talebelerimiz. Hocam diyorlar, birilerinin dini bakımdan hatalarını, kusurlarını gördük, söyledik. Vay siz fitne çıkartıyorsunuz, gıybet yapıyorsunuz dediler bize diyor. Hayır, hakkı söylemek gıybet değildir. Hakkı hem yüzüne karşı söylüyor. Yüzüne karşı söyleyince gıybet olmaz ki, arkasından dedikodu yapmak gıybettir. Yüzüne karşı söylüyor. Kardeşim diyor, senin bu yaptığın günah diyor. İslam'da yok diyor, hadise aykırı diyor. Bu normal, buna nasihat derler, bu sevaptır. Bilmiyor yani. Karşı taraf. Bu fitne değildir. Söylemeyeyim de daha büyük mü fitne olsun? Söyleyeceksin ki günah devam etmeyecek yani. Söylemek sevap. O halde söylemenin zamanını, söylememenin zamanını da bilmek lazım. Nerede konuşacak, nerede susulacak, bunun yerini bilmek lazım. Ama sükutun, normal şartlarda sükutun ibadet olduğunu bilelim. Hele bir de bazıları lambur lumbur konuşur, bazıları da efendim başkasını güldürmek için fıkrat anlatacağım vesaire vesaire boş konuşur, hatta günah konuşur, hatta haram konuşur, haram olan şeyleri konuşur, hatta ağzından öyle sözler çıkar ki cehennemin uçurumlarına yuvarlanıp gider diyor Peygamber Efendimiz. Bilmeden, dikkat etmeden, cahillik edip, gafillik edip de, lauballik edip de öyle laflar söyler ki cehennemin uçurumuna kayar, uçar, yuvarlanır gider yani. Onun için lisan çok önemli. Hele dini konularda şaka yapılmaz. Dini konularda efendim fıkra anlatılmaz. Dini konularda hocalar, Kur'an-ı Kerim, cennet, cehennem, melekler, zebaniler, karikatür mevzu yapılmaz. Efendim oflu hoca şöyle demiş de kah 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 kih kih kih. Efendim adam cennete girmiş de şöyle olmuş da beğenmemiş de cehenneme gitmiş de çalgı varmış da kah 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 kih kih kih. Bunlar insanı imandan çıkartır. Oyuncak mı? Neyle alay ediyorsun sen? Alay edilecek şey mi? Yani birçok kimse bunlara dikkat etmiyor. Ve pek çok insanın neden konuştuğuna şöyle bir ibretle uzaktan bak. Başkasını güldürmek için konuşuyor. Sen başkasının maskarası mısın? Yani ne oluyor yani? Varsın gülmesin, ağlasın. Gülünecek zamanda mıyız? Selahaddin-i Eyyubi gülmemeye söz vermiş. Kudüs kafirlerden kurtarılıncaya kadar gülmeyeceğim demiş. Kudüs kurtulmuş. Kudüs kurtarmak için çarpışmış. Selahaddin-i Eyyubi kurtarmış. Ama Kudüs'ü kurtarıncaya kadar gülmek bana yasak olsun demiş. Kendi kendine gülmeyi yasaklamış. Gülecek zamanda mıyız? Ağzına benzin bidonunu, hortumunu dayıyormuş. Efendim kibrit çakıp yakıyormuş Bosna'da Sırplar kardeşlerimizi. Diz kapağını oyuyormuş. Diz kapağını oradan çıkartıyormuş. Gözünü oyuyormuş. Gülünecek zamanda mıyız? Aklımızı başımıza alacak zamandayız. Yani yarın öbür gün efendim Kafkasya'dan düşmanlar saldırsa, Balkanlardan düşmanlar saldırsa, kuzeyden saldırsa, güneyden saldırsa, bizde de harp çıksa çok mu hazırlıklıyız? Bosna Hersekler'den çok mu daha iyi durumdayız? Dikkatli miyiz? Efendim tedbirli miyiz? Düşün bakalım, gülecek zamanda mısın? Dünyanın her yerinde nice nice fitneler dönüyor senin aleyhinde. Butros Galli düşmanın, falanca düşmanın, filanca düşmanın hepsi bir fırsat bulsa da senin canına okusa diye uğraşıp duruyorlar. Onun için konuşmanın ve susmanın zamanını bilmeyi de tavsiye etmiş Efendimiz. Bunu da izah buyurmuş. فَاِنَّكَ بِذَٰلِكَ تَعْلِبُ الشَّيْطَانِ. Çünkü ancak susarsan, dilini ağzına hapsedersen şeytanı yenebilirsin diyor. Konuştun mu? Çok söz yalansız olmaz demiş büyüklerimiz. Konuştun mu günaha da girersin. İleri geri konuştun mu günaha da girersin. Bu nasihatleri hatırınıza tutun. Bu nasihatler sizi bizi kurtarır. Nasihatleri bir daha tekrar edelim. Takva ehli olacağız. Cihada koşacağız. Yani malımızda cihat, dilimizde cihat, kalbimizde cihat, nefse karşı cihat, şeytana karşı cihat, düşmana karşı cihat, takva, cihat, efendim, zikrullah, Kur'an okumak, efendim ve sükût.
bu vazifeleri unutmayın. Hadis-i şerifi bir daha toparlayalım, bitirelim konuşmamızı. Sana takvayı, Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bütün hayırları toplayan budur. İçinde, sinesinde bütün hayırları barındıran, bütün hayırların kaynağı olan haslet, sıfat, vasıf budur. Takva ehli olmak. Ve sana cihadı tavsiye ederim. Çünkü bu Müslümanların ruhbanlığı cihat etmektir. Sana zikrullahı ve Kur'an okumayı tavsiye ederim. Çünkü Kur'an okumak ve zikrullaha devam etmek yeryüzünde senin için nur, gökyüzünde senin için zikirdir. Yani namının yürümesine sebeptir. Dilini ağzına hapsetmeni sana tavsiye ederim. Ancak hayır konuşabilirsin. Çünkü dilini ağzına hapsetmekle şeytanı yenebilirsin. Ancak bu şekilde yenebilirsin. Başka türlü günahlara sapabilirsin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri nasihati böyle yapmış. Nasihati ben naklettim. Allah size de bize de Efendimizin nasihatine uygun ömrümüzü rızası yolunda geçirmeye muvaffak etsin. Bu kuvveti, bu imkanı ihsan eylesin Allah. Peygamber Efendimizin sünnetine uyup Kur'an yolunda yürüyüp Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına ermeyi nasip eylesin. Firdevs-i Âlâ'da Peygamber Efendimiz'e komşu etsin. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi cümlemize nasip eylesin. Rüyalarımızda cemalini görmeyi sık sık nasip eylesin. Allah'ın selamına ermeyi, Allah'ın cemalini görmeyi nasip eylesin. Birkaç soru var galiba, onları da okuyalım.